Merhaba arkadaşlar, ben Joju. Şimdi sizlere bir baykuş çizeceğim. Benden baykuş çizmemi isteyen arkadaşlarım Fidan, Sedat, Tiva, Naz, Ada, Gözde, Nil ve Ceren. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Bir kalp şekli çizerek başlıyorum. Bu kısım önemli çünkü baykuşumuzu bu şeklin etrafına yapacağız. Şimdi de kalp şeklinin üstüne bir yay çizelim. Burası kafasının üstü olacak. Burada da kulak gibi görünen tüyleri çizelim. Bu tüyler sesleri kulağa toplar ve en ufak çıtırtıyı bile duyarlar. Hadi baykuşumuzu kanatları kapalıyken çizelim. Bunun için kalp şeklimizin alt köşesinin bittiği noktanın sağına ve soluna iki tane nokta belirleyelim. Sonra da bu noktadan başlayıp bir oval çizer gibi genişleyen, sonra tekrar başladığımız noktaya dönerken daralan bir şekil yapalım. Ters duran bir damla şekli gibi yani. Kulak tüylerini kanatlara küçük bir çizgi yardımıyla bağlayalım. Sonra da kanatların alt ucunu bağlayan bir yay çizerek gövdeyi oluşturalım. Baykuşların gözleri kulakları kadar hassastır. Hadi şimdi gözleri çizelim. Özellikle gece karanlığında çok iyi görürler. Kirpikleri de ekleyelim. Şimdi de üçgene benzeyen bir şekilde gaga yapalım. Ve içine minik bir yay çizerek gagayı tamamlayalım. Çok güzel bir baykuş oluyor. Ön tarafındaki tüylerin biraz daha belirgin olması için iki yay çizerek bir alan oluşturalım. Sonra da buradaki kabarık tüyleri minik çizgiler kullanarak çizelim. Baykuşun parmaklarına geldi sıra. Normalde her ayağında 4 parmak var. Ama bir ağaç dalında dururken çizeceğimiz için biz 3 tane parmak çizelim. Diğeri arkada, görünmeyecek. Bu arada yırtıcı kuşların ayaklarına pençe dendiğini biliyor muydunuz? Ben yeni öğrendim. Bu çizgilerle de ağaç dalını çiziyorum. Hadi hızlıca boyamaya geçelim. Kahverengi kalemimi alıyorum ve ön tarafındaki tüyleri boyamaya başlıyorum. Sonra da kafasının çevresini ve kanatlarını turuncu renge boyuyorum. Ben bu turuncu rengi çok seviyorum. Pençesi ve gagası da turuncu olsun. Kahverengi kalemimle kulağın üstünden çıkmış bir iki uzun tüy çizsem daha güzel olacak sanırım. Ağaç dalında kahverengiye boyamayı unutmayalım. Ve sarı renkle de yüzünü boyuyorum. Bu baykuşu beğendiyseniz farklı renklerde birkaç tane daha yapabilir ve bana gönderebilirsiniz. Yeni videolar istiyorsanız beğen butonuna basın ve yorum yazın. Arkadaşlarınızı da kanalımıza çağırmayı unutmayın. Hoşça kalın.